Tavada kolay pizza tarifi. Bu pizzamsı pratik tarifi istediğiniz her an elinizdeki lezzetlerle yapabilirsiniz. Ufak ufak doğradığınız kırmızı ve yeşil biberleri zeytinyağında bir müddet soteleyin. İçine elinizde ne varsa salam, pastırma, sucuk veya kavrulmuş kıyma, bunları da ilave edip biraz daha soteleyin. Ben elimdeki yeşil zeytinlerden de ilave ettim ve çok yakıştı. Hepsi bu kadar. Üst malzememiz hazır. Ufak bir kaseye domates salçası koyup suyla hafif eziyorum. İçine zeytinyağı, kekik ve biberiye ekleyip karıştırıyorum. Pizza sosumuz da hazır. Şimdi sıra hamurunda. Yumurta, yoğurt, sıvı yağ. Güzelce karıştıralım. Şimdi un, tuz ve kabartma tozu ekleyip kekten daha katıca ama cıvık, kaşıkla yayılabilen bir hamur elde edeceğiz. Tarif ayrıntıları için videonun altındaki linke bakın veya kekevi.com'da tarifimi aratın. Eğer hamur biraz katıcı gibi olacaksa sulu yoğurt ekleyip tekrar aradığınız kıvamı elde edene kadar karıştırabilirsiniz ama daha fazla karıştırmayın. Şimdi bu hamuru zeytinyağı ile yağladığım tavaya kaşık kaşık dökerek yayıyorum. Üzerine de salçalı sosu yayıyorum. Şimdi üzerine önceden sotelediğim üst malzemeleri koyup yayabilirim. Rende veya dilimlenmiş kaşarları da parça parça her tarafına yayıyorum. Şimdi tavanın kapağını kapatıp pizzayı önce 2 dakika yüksek ateşte, daha sonra iyice kısarak bir 10 dakika kadar daha üst malzemeler eriyene kadar pişireceğim. Bu süre içinde kapağını çok fazla açmayın ki üst tarafı da güzelce pişsin buharıyla. 10 dakika sonunda spatula ile altını kontrol edin. Kızarmışsa pizzanızın altı pişmiş demektir. Artık bu yapımı oldukça kolay, pratik pizzanızı servis tabağına alıp dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ben Ayşenur Altan. Bunun gibi yüzlerce videolu yemek tarifim için YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.